Galatasaray'ın son iki golüne bir göz atalım istiyorum. Yine Serdar Keleci'nin bu goller üzerine söyleyeceğini de özellikle merak ediyorum. 70. dakikaya Galatasaray'ın 3. golüne Sofyan Feguli'nin kaydetmiş olduğu gole göz atacağız sevgili seyirciler. Kerem Aktürkoğlu bu golde Galatasaray'da yine asisti yapan oyuncuydu. Karşılaşmadaki ikinci asistini bu golle birlikte kaydetti. Zaten attığı golle de bu iyi performansını iyice süslediğini bir şölen haline getirdiğini belki söyleyebiliriz. Sarı Kırmızılıların işte üçüncü golü görüntüde burada Kerem topla birlikte hareketliydi. Sofyan Feguli'yi buldu. Lwindama burada baskı altında hata yapmadı. Çok değerli, onu söyleyelim. Verdiği Şimdi, pas. Bütün pozisyonlar elimizde mi şu an? Sadece gol pozisyonları elimizde. Burada Sofyan Fegholi'den iyi bir vuruş var. Şimdi burada o zaman bu spoiler'ı verelim. Hı hı. Top da e, Lwindama'dayken şuraya veriyorsak hatta verebiliyorsak ben bir şey göstereceğim. Tabii ki e, arkaya verebilirsek ekranlara getirelim. Yani burada görüntüye getirecek ben arkadaşlarımız. De maçı izlerken kalkabilir miyim ben? Şimdi kalkabiliriz. Haydi gel. Serdar Kereci ile beraber Galatasaray'ın bu golünü sizlerle paylaşacağız. Ve sarı kırmızıların aslında yapmaya çalıştığı bir hücum seti olduğunu Allah. dile getiriyor Serdar Keleci. Bir kere daha pozisyonu tabii, anlatalım. Tabii. En baştan ekrana gelecek pozisyonun son bölümünü sizlerle paylaşıyoruz. Burada Luyindama'ya bir, bir baskı dur var. Ve top Berg e Kerem'e Kerem e yani Kerem e geldiği an bekletelim. Ya Kerem'e geldi an bekleyelim. Geri alalım. Geri alalım. Luyindama döndü. Bekleyelim. Burada bekleyelim. Kerem topla buluştuğu an birazcık daha geriye alabiliriz. Biraz daha geri alabiliriz. Şimdi belki Trabzon'da bugün Orada da geçeceğiz, orada da anlatacağız aslında. Hı hı. Şimdi burada bir kere Bekin ve iki Bekin aslında pozisyon alışları bir ve hocanın aslında Arda Turan'ı görevlendirdiği, Feguli'yi görevlendirdiği, içe kat etme yani blok arasına giren oyuncu sayısına bakalım. Geçen sene Galatasaray'ın yapmadığı işlerden biri. Cagnes'i, Arda Turan'ı, Feguli ve hatta blok arasında topu isteyen Kerem Aktürkoğlu var. Ve hani tesadüf olmadığını da birazdan birkaç pozisyon daha var. Sonrasında Arda Turan'ın belki maç başından bir yana yaptığı iki iş var zaten. Önemli hı hı. iş. Onlardan birine ve sonrasında Arda Turan topla buluştuktan sonra. Bak orada bir sayısal aslında eşitlik var. Hatta bak birebir eşleşme evet. ve arkadan gelen Fegül'ü de var. Yani Fatih Hoca'nın istediği plan aslında işlemiş. Hatta pozisyonun başlangıcına gidip Sofyan Fegül'ün koşusuna bir evet. bakalım mı? Ve Pozisyonun sonrasında başlangıcına da aslında... gidelim. İlk Luyendama'nın baskı altında olduğu evet. an. İşte Luyendama burada döndü. Sofyan Fegüli merkeze yanaşmıştı. Kerem Top'la buluştu o anda koşusunu evet. yaptı. Sonrasında zaten güzel çekti sağına. Bitirişi de güzel. Kerem, Doğru koşuyu da sevgili çok iyi Kerem, gösteriyor sevgili Serdar. Soru. Geçen sene Galatasaray bundan daha çok oyuncu ile ceza saati içerisinde 2-3 tane işsiz adamın içinde gol attı. Galatasaraylar işsiz kaldı. Gol gol? Sivas maçı. Hatırla. 3-4 tane Sivas'taki maçta Galatasaray 3-4 oyuncu kale ağzında işsiz kaldı. Niye? Ceza sahasında içinde Emre mi atmıştı, bir atmıştı golü hatırla. Yani dolayısıyla Emre Kılınç. Emre Kılınç attı. Buradan daha çok oyuncu vardı. Bak bir de gol olurken izin verir misiniz arkadaşlar? Ee, gol olurken ceza sahasındaki oyuncu sayısının çokluğuna bak. Bak. Evet. Boş ver golü. Bakma gole. Bu taraftaki iki kişi Hakikaten daha geliyor. 3 da oyuncu var. Zaten 4. Ve 5. oyuncular da geliyor. Saşe Boey'in aslında hücum katkısı orada Van Aanholt belki bugün eleştirilebilir ama biraz da dengeli kalmasını hoca istiyor bence. Evet. Yani iki bekini de çıkartmak bu kadar da değil. Arda Turan'ın yaptığı koşu da çok değerli bu arada. Yani Hop. yine Merkeze doğru koşu atıp aslında Fegüli'nin önünü açan bir koşu. Şimdi gö göstereceğimiz zaman Fegüli neden hani demarki halde buluşuyor? Arda Turan o koşuyu yapmasa bitti. 5 numarayı görüyorsun rakibi. Bu arada Kerem de koşusunu sürdürüyor. Misal Fegüli ters tarafa vursa kaleci çıkarsa Kerem bitirecek bu ucumu. Arkadan Saşe Boya da geliyor Mehmet Ali'nin dediği evet. gibi. Ve bunu Beşiktaş Taliska zamanında çok çok yapardı. Geçen sene yani Taliska, ama Taliska zamanında artık üst düzey yapmıştı. Taliska'nın yeteneğiyle. Hı üst düzey yaptığı bu Monaco maçı atlıyorum bir tane. Oradaydım. Varsa başka pozisyon aslında. Son gol. Son gol var yine elimizde. Tamam. Galatasaray'ın kaydetmiş 92. olduğu son ha, tamam. gole göz atıyoruz. Şimdi Ryan Babel burada, da... burada topla birlikte hareketli. Ceza alanına giriyor. rakibine ekarte etti. Sonrasında takıldı. Büyük bir hata savunmadan Emre Kılınç fırsatçılığını gol, gol konuşturuyor. Golay Taş da iyi bak. Burada ama öncesinde değerli bir şey var. Yine. Emre koşuyor. Yine Galatasaray'ın aslında Cagne ile bulduğu gol pozisyonunda araya atılan yani sağ bek ve sağ stoper arasına atılan bir top var. İlk pozisyonda başka araman Cagne, başka araman evet. demeyeyim yani kaçırılan oyuncu. Bak burada da Babel. Bu arada çok eleştirdik. Bu golle alakalı hakkını verelim. Sırtı dönük bir santrforun atabileceği en güzel paslardan Mustafa birini Muhammed. Mustafa Muhammed atıyor. Ayağının Bu golde bence... E bu goldeki en güzel detay Mustafa Muhammed'in pası. Ve orada stoperlerin sırtında kalmayıp aslında burada yine sayısal üstünlüğü, topun olduğu yerdeki sayısal üstünlüğü Galatasaray'a geçiren oyuncu yine Hı. Mustafa Muhammed oluyor. Bu da oyuncunun belki fizik kapasite olarak çok yeterli olmasa da oyun aklıyla e, oyuna skor getirdiğini evet. de söyleyebiliriz. Bir şey de var. 63. dakikada Kerem'in golünü Demin verdik değil mi onu? Kerem'in golünü verdik. Bir kere daha aslında ekrana getirebiliriz. Kerem Aktürkoğlu'nun atmış olduğu gol ki Galatasaray'ın ikinci golüydü bu. Yine bu golle alakalı söylemek istediğimiz bir şeyler var. Luindama burada Berkan'ı buluyor. Berkan, Arda Turan, Kerem şimdi, ve gol. Şimdi burada az evvel bahsettiğimiz yine başa alalım. Top Berkan'ın ayağına geldiği zaman durduralım. Hı hı. Ve az evvel bahsettiğimiz o blok arasına giren oyuncu sayısını burada tekrar duralım. duralım. Yine Galatasaray bakın. Rakip aslında 7 metrede yani savunma ile aslında orta saha bloğu arasında 7-8 metrelik en fazla diye tabir edeceğimiz Galatasaray buraya 1-2-3-4 hatta e, bekini de sayarsak 5 oyuncu konumlandırmaya çalışıyor. Yani ve... pat seçeneklerini zirveye evet. taşımış. Vaziyette. Pat opsiyonu evet. artıyor. Ha Bunu çok mu yaptı? Hayır ama benzer işler olduğu nereden belli. Burada Cagne ve Arda Turan yine merkezde kalarak aslında neredeyse oyun... aynı yerde. De. Aynı yerde bakın. Ben de Galatasaray'ın e, hücum setlerinin çok fazla olmadığını dile getirirken maalesef ki özetlerde daha net bir şekilde geri sar ileri sar biraz daha izleme fırsatı bulduktan sonra aslında işin ne kadar benzer olduğunu burada sakın böyle bir Galatasaray Fatih Terim olumlaması yapmıyorum oyun çok iyi bir oyun değil ama eğer ki hocaya hücum seti yok dersek Arda Turan'ın buradakini sadece buradaki oyununu sadece tesadüf olarak adled, adledersek de hocaya çok ciddi bir haksızlık yaparız. Benzer golün aynısını atıyorsa bir takım ben bence orada bir hücum seti vardır. Vana not konusunda yine aynı yerde bekliyor. Bu da bilinçli bir tercih. Feguli az evvel buradayken burada Kerem'in yine burada çok önemli bir detay daha var bence. Kerem buraya geldikçe Saheba'ye Kerem'i burada gördükçe sürekli buraya kenarda beklemeye çalışıyor. Yani oranın doldurdu. Aslında Beşiktaş'ın geçen sene bence şampiyon yapan unsuru buydu. Evet. Yani Gezal buraya geliyordu. Gezal'ın olacağı yerde de Rozya ye bekliyordu. Beşiktaş'ın işte bu kadar hücum opsiyonunun Olmasın çok olmasını de, aslında seyrediyor. Gezal de... sağ önde falan oynamıyordu. Değil, sağ iç gibi oynuyor ve ceza sahası içse koşu yapıyordu ve Kerem Aktürkoğlu'nu bence hoca çok değerli kullanıyor. Ona çok güzel bir şey anlatıyor bence hocam. Şimdi Serdar kibarca anlattı. Ben biraz daha kaba anlatayım. Arkadaşlar, Serdar'ın ve Kerem'in yapmış olduğu bu analiz Galatasaray ne kadar güzel işler yaptı falan değil. Şimdi Galatasaray bunları eğer sen Johnston maçında yapabiliyorsa daha sıkı rakiplere daha çok çalışarak, daha çok tekrar ederek daha sıkı bir şekilde Kesinlikle. yapması lazım. Yani Galatasaray bu e, rakibi karşısında bunları yaptı 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 aman ne güzel durumu söz konusu değil. Burada önemli olan şu hep birlikte Galatasaraylı oyuncuların bu setler varsa ki var olduğu görülüyor. Daha pekiştirerek, üzerine koyarak Renders, Giresun, Hatay, Tabii. Maraş kimle oynayacaksan oyna. Onların hepsinin üzerine daha çok oynuyor olman lazım. Onların hepsinin için daha büyük bu setlerden çalışman lazım. Tekrar 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 yapman lazım. Dolayısıyla yani bu e, yarım bir gün şey olur. Ben çok haklı. Ben seni anlıyorum çünkü. Biz sen canını yendiler. Yarım saat anlattılar. Değil, değil mesele. Değil. Evet. Ama burada da eğer Galatasaray'ın hücum planı yok gibi böyle çok sığ bir yorum yapıldığı zaman bunun... O şey Kadim Fatihlerin düşmanlığının evet. eseridir o. Türkiye'de e, Kadim Fatihlerin düşmanlığı söz konusu olduğu için o ona gider yani. Zaten yani, hoca değil. Bir şey bilmiyor. Eskidir maalesef yani. ve Mesela Sasha Boy ile ilgili transfer edildiği gün ben hani oyuncu hakkında eski aldığım notlardan yola çıkarak ama tabii ki yeterli olmayacağını üstüne basa basa söyledim. Mesela şu denildiği zaman olmuyor. Ya oyuncuyu 1 milyon euroya size bırakırlar mı? E bırakmışlar. Yani şimdi bu adamın kötü oyuncu olduğunu ben söyleyemem. Topu ayağına alış şekli, stoplaması, ilk maçta attığı gol. Yani orada vücudunu koyuyor önüne. Rakip o topu alamadık alamayacağını hesap edip bu koşusuna devam edip o golü yapması, uzak direğe bırakması, bugün yaptığı koşular ha, topu ayağının altından kaçırmış. Bu futbolun en basit tabiridir topun ayağından kaçması denilen olay. Hep herkesin başına gelebilecek bir şey. Yani bundan ibaret olarak özetlersek biz Saşa Boya'yı eyvah eyvah. Ama 1 milyon euroya benim şu an için Galatasaray'ın çok bir bir transfer başarısı olarak görüyorum ben Saşa Boya'yı. Yani geçen sene Omar'la Yedlin'le yapamadığı işi ya iki maçtır bu çocuk 70-80 metrede gel git gel git gel oynuyor. Evet. E bırakıyorlarmış demek ki 1 milyon euroya. Ben Bakalım böyle sezon içerisindeki performans nasıl olacak? Gelişimini sürdürecek mi? Bunları göreceğiz ama e, herhalde risk e, edilebilecek bir e, miktar 1 milyon euro Değil mi? onu söyleyebilirim.